Merhaba. Şimdi ya da asla filminde Jack Nicholson'ın bu sözlerini ilk dinlediğimde şöyle bir soru belirdi kafamda. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa acaba bir fincan Kopilova'nın kaç yıl hatırı vardır? Çünkü bu kadar nadir olduğuna göre besbelli çok pahalı bir içecekti bu. Ben de merak ettim, peşine düştüm nasıl bir tadı var ki acaba diye. Hiçbir yerde bulamadım. En sonunda Paris'te bir yerde rastladım. Ama kiloluk paket haliyle satıyorlardı. Alamadım. Çünkü kilosu topu topu 5000 avroydu. Yani her merakı tatmin etmek şart değil hayatta tabii. Peki niye bu kadar pahalı bu kahve diyeceksiniz? Onu da istiyorsanız yine filmden bir sahneyle keşfedelim. Kopilova'yı çok seven ama nasıl üretildiğini bilmeyen Jack Nicholson'a bunu filmdeki ortağı Morgan Freeman yazdığı bir notla anlatıyor. Hala o züppe kahvesini içiyor musun? Ne? Oku şunu. Kahve tam... Sırf bu kahkahalar için bile izlenmeye değmez mi? Yılda 400 milyar fincan kahve tüketiliyormuş. Yani sudan sonra en çok içilen ikinci içecek. Şair Nabi demiş ki, kahve sunulmadı deme bana sen. Nasibin var ise gelir Yemen'den. Kahve bitkisi Etiyopya kökenli ama esas olarak Yemen'de içki olarak, ya yani içecek olarak daha doğrusu tüketilmeye başlıyor. Rivayete göre bir çoban bunu tesadüfen keşfetmiş. Bakmış keçileri o meyveleri yiyince bir tuhaf oluyor. Ulemaya sormuş. Onlar da yok ya, iş yok bunda demişler. Ateşe atmışlar ama bakmışlar çok hoş bir rahiye var. Bunun üzerine merak edip keşfetmişler. İşte Yemen'den Osmanlı'ya geliyor. Osmanlı'dan da 17. yüzyılda bütün Avrupa'ya ve dünyaya yayılıyor kahve. Kayf sözcüğü, keyif kökeni de var. Eskiden eski Arapça'da şarap için kullanılmış meğer. Ondan sonra kahve için kullanılmaya başlıyor. Ama bu keyif verici özelliği yüzünden birçok din adamı bunun haram olduğuna dair fetva yayınlamışlar defalarca. Osmanlı'da da değişik padişahlar döneminde yasaklanıyor kahve. İngiltere'de kral bir dönem kahvehaneleri yasaklıyor. Prusya'da imparator kahveyi yasaklıyor. Biliyorsunuz her Kopilova maydanoz olmayı çok sever bizi yönetenler, ne içeceğimize, yiyeceğimize hükmetmeyi. Ama bakmışlar kahveyi yasaklayınca tembellik artıyor toplumda, tekrar serbest bırakmışlar. Kesinlikle tembel olmayan insanlar, yazarlar, şairler, sanatçılar, onlar da çok kahve tüketirler biliyorsunuz. Ama aynı zamanda kahvehaneler hem Avrupa'da hem bizde, özellikle 19. yüzyılda, 20. yüzyılın başlarında yazarların, şairlerin buluşma yerleri. Ve bir kısmı bayağı ünleniyor bizde. Mesela Meseret kahvesi var, Küllük kahvesi var, Çınaraltı kahvesi var, İkbal kahvesi var. Dergilerin de, birçok edebi dergilerinde doğdukları mekan, Küllük dergisi oradan çıkma mesela. Kahve tabii sohbet kavramıyla, dostların buluşması kavramıyla çok iç içe. Ahmet Telli'nin dizelerinde mesela şöyle geçer. Bir arkadaş evine uğrarız yol üstü, bir fincan kahve içeriz, ısıtır bizi. Başını sessizce omzuma koyarsın, gül reyhan olur soluğun. Tabii kahve bize kahve bahane, sohbet şahane diyen dostları hatırlatıyor. Kahveyi hazırlayan taze elleri hatırlatıyor ama bir de kahveyi üreten eller var. Özellikle Avrupalılar kahveyi Osmanlı'dan getirtmek pahalıya mal olduğu için bitkiyi hemen kendi tropik bölgedeki sömürgelerine ekiyorlar. İşte Latin Amerika'ya, Uzak Doğu Asya'ya, Afrika'nın derinliklerine ve çok uzun yıllar köle emeğini kullanıyorlar kahve üretmek için. Bugün de aslında koşullar çok farklı değil. 125 milyon insan yaşıyor kahve üretiminden ve çoğu açlık sınırının altındalar. Çünkü üretimin büyük çoğunluğu, %80'i işte Nestle gibi, Lavazza gibi dev dünya çapında şirketlerin tekeli altında. Kahvedeki alın terini ve el emeğini bize görünür kılan Brezilyalı fotoğrafçı Sebastião Salgado, 1944 doğumlu. Brezilya'daki altın madenlerindeki çalışmalarıyla ünlenmişti Salgado. Kendisi de kahve kültürünü iyi bilen, o sektörde çalışmış bir fotoğrafçı. Salgado'nun bu siyah beyaz güzel fotoğrafları bize şunu gösteriyor aslında. Evet, bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı var. Ama onun üretilebilmesi için de 40 yıl arkasında bir emek var. Onu da belki unutmamak gerek. Bir başka 5 dakika arada görüşmek üzere.